Şey, kızlar, bakın benim aklıma ne geldi. Şöyle hayal kurmalı bir oyun oynayalım, var mısınız? Vallahi bana uyar. Sessiz sinema oynamayalım da ne oynarsak oynayalım. Ne dersin Çiğdem? Bana da uyar. Peki o zaman. Soruyu ben soruyorum, herkes cevap veriyor, tamam mı? Tamam. Tamam. Soruyorum. Şimdi diyelim ki biz burada otururken şuradan biri geldi ve babanız olduğunu söyledi. Ya da anneniz. Ne yaparsınız? Merve sen başla. Valla ben babamı koluma takar, en yakın alışveriş merkezine giderdim. Baban o kadar zengin yani. Tabii kızım, sen bendeki asil kılın farkında değilsin hala. Fatoş sen ne yapardın? Valla ben şimdiye kadar nerede olduğunu sorardım. Beni neden aramadın, neler yaptın? Evet, yeterli bu kadar. Çiğdemciğim sen ne yapardın? Ben hiçbir şey yapmazdım. Aa, niye kız? Ben oynamak istemiyorum, tamam mı? Benim babam yok, boşuna oynamam. Yok abi, bizim 3 kuruşluk aklımız buna yetmiyor. En başından beri söylüyorum karışmayalım diye. Eylül varken. Ara abicim Hızır ablanın numarasını, gelsin. Çok zengin olması gerekmiyor. Hatta hiç zengin olması gerekmiyor. Zeynep'in babası mesela. Babam olsun da. Fatoş, fazla kaptırdın sen kendini bu olaya. Yok böyle bir şey. Hayata dön. Dur ablacığım, öyle hayata dönüş olmaz. Ben tutuyorum, sen gıdıklıyorsun. Anca öyle. Ya, özür dilerim ya. Vay be. Biz büyüyoruz galiba. Evet, herkes beni dinlesin. Oturumu açıyorum. Yandık kardeş. Bu sefer de kendini meclis başkanı sanmaya başladı. Sayın başkanım, artık oturuma geçebilir miyiz lütfen? Haklısınız sayın. Siz diğer üyelerin kusuruna bakmayın. Biraz gevezedir onlar. Neyse, gündemi açıklıyorum. 2 konumuz var. Zeynep'in ev meselesi ve Çiğdem'in... Efendim? Baba meselesi. Yok bir şey güzelim, siz devam edin. Tamam. Sayın başkanım. Biraz daha bağırsaydınız o boru gibi sesinizle. Pardon. Ne yapacağımı şaşırdım kızım. Bir yandan ne güzel babasını bulduk diyorum. Sonra da kızıyorum. Bunca sene babasız büyüt. Ondan sonra birden babası çıksın ortaya. Bunu aldım. Ne oldu? Sen hazırlayacaktın Çiğdem'i. O biraz zor olacak müdür baba. Kızlar bir ön hazırlık yapmaya kalkmışlar da ters tepmiş. Yapma ya. Ama üzülme sen. Benim aklımda başka bir şey var. Eğer izin verirsen. Neymiş aklındaki bakalım? Yani şu diye madde madde sayamam sana ama... Sen içinin sesini dinle dersin ya hep. Şu anda bir ses bu meseleyi çözebileceğini söylüyor. Çiğdem'i götürsem diyorum biraz. Fırat Bey'lere mi? Evet. Nasıl olacak kızım? Yani onların da bir ev hayatı var sonuçta. Fırat Bey Çiğdem'i tanıyor zaten. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Tabii soracağım Fırat Bey'e. Dene bakalım o zaman. Başka çaremiz yok. Deneye deneye bulacağız doğru yolu.